Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bugün Bootstrap'a geçiyoruz ki işin en zevkli olan kısımlarından biridir. Daha görsel, daha cicili, işte telefondan girince mobil şekil, sitenin şekil değiştirdiği falan böyle bir yapı var. Ona geçeceğiz. Bunun gibi birçok yapı var. Bu en yaygın olanı. En yaygın olanı öğrenirseniz ondan sonraki de zaten kendi kendinize de devam edebilirsiniz. Konumuzu üstadmadan önce şuradan bir ekranı paylaşayım sizinle. Evet. Bundan bahsediyorum. Bootstrap. Getbootstrap.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Bootstrap'ın önce ne olduğuna bir bakalım kabaca. Siteleri yaparken bazı şeylerin hazır olması, hani en başta biz derslere başladığımızda nasıl HTML ile oturduk, en baştan HTML diye başlayıp işte head, body diye yaza yaza gittik. Bootstrap'la Tarat da Tarat gelmiş. Hoş geldin Tarat. Neyse bizi bir yere görürler herhalde. Bootstrap ne yapıyor? Bize yarı hazır bir ortam sunuyor. Bunun üstünde sitenin geri kalanını geliştiriyoruz. Şöyle example'lara bakarsak neler yapabildiğine dair bir fikir edinmiş olursunuz. İşte albüm, pricing, checkout diye geçeceğiz. Şöyle bir kabaca bakalım neler varmış. İşte mesela bu tarz bir iş yapacaksanız yan yana işte kutuları dizip üstünde bir resim, altında bir açıklama falan gibi. Bunun hazır şablonunu veriyor size. Bir şey işte veya böyle gene kutularla bir fiyat. Bunları karıştırabilirsiniz. Bir kısmını kullanabilirsiniz. Ne yapacağınız işin altında hani nasıl bir şey gerekiyorsa ona göre düzen şey yapacağız. Buradan parça parça kesip sitenin içine koyacağız. Mesela bir tane form, işte checkout formu gibi. Formun içinde örnek bir form ama şeylerin hepsini koymuşlar. İşte radyo, radio basın dediğimiz şeyler var. Checkbox var, Xbox var. Dropdown'lar var. Ondan sonra product diye bakalım. İşte bu şekilde bir şeyler varmış. Mesela sticky footer diyor. Şu alttaki gri alanı görüyor musunuz? Sticky footer content diye dedim. Onun gibi yani sayfada yukarı aşağı yuvarlasanız da şey sayfayı her zaman alta yapışık bir tane şey istiyorsanız, footer istiyorsanız onun işte örneği burada. Bakalım başka neler var. Navigasyon alanı yapmış. Sticky footer bit fix daha var. Yani şu tepedeki siyah şerit ve alttaki gri şerit sabit kalsın sitede. Ortada içerikler aksın diyorsak böyle bir şeyimiz var. Karusel dediği işte bu ortada resimlerin döndüğü, bunun arkasına şu gri'nin resimle dolu olduğunu düşünürseniz şöyle dönüp duruyor. Mesela bunu daha önce yaptığımız sitelerden birinde gösterecek olursa, işte şunun gibi mesela. Burada da bir karusel uygulaması var. Yani ortada resmin döndüğü bir uygulama. Çıkış noktası burası. Bundan sonra işte dashboard uygulaması koymuş, cover koymuş vesaire vesaire. Yani aklınıza gelen birçok yapıyı hazırlamışlar size. Hangilerini kullanmak istiyorsanız bir sayfanın üstünde buradan parça parça alarak yapıştırıp kullanabiliyorsunuz.
Özür dilerim Ali abi. Bunlar ücretsiz mi? Bu tabii ki tabii. Bu Bootstrap ücretsiz. Evet. Peki nasıl yaptığımıza gelince, başka neleri var? Example'lar nerede? Example'lara, item'lara bakalım. İçinde şöyle item'lar kullanabilirsiniz. Bunlar da onun şeyle birlikte geliyor. Bootstrap'la birlikte geliyor. Bayağı güzel bir şeyi var. Yani yapacağınız işi kapsayabilecek kadar bir resim kütüphanesi var. Ondan sonra bakalım başka nelerimiz var. Temalar demiş. Buradakilerin bir kısmı ücretsiz, bir kısmı paralı olabilir. Dolayısıyla temaların altına bakın. Mesela bu $79 istemiş şu tema için. Bu $49 istemiş. Bunların bedavaları da vardı. Bedavaları nerede acaba? Neyse, temalara şu anda girmenin manası yok. Ama mesela şuna bakacak olursanız, bu Twitter tarzı bir sitenin altyapısı gibi düşünün. Şuradaki. Peki, başka ne yapabiliriz? Oraya bakalım. Peki. Yani aşağı yukarı yapabilecekleriniz hakkında fikir verir size. Yani buraya bakıp diyebilirsiniz ki işte ben ortada resim dönsün istiyorum. Altında işte ürünleri fiyatlarıyla göstereyim. Onun altına ne bileyim bir tane iletişim formu koyayım. Menüsü tepede sabit kalsın. Alt tarafı aşağıda sabit kalsın. Bu şekilde bir site istiyorum dediğinizde çıkış yolu şeyde burada. Yani buradan seçe seçe ilerleyeceğiz. Şeye gelelim. Dokümantasyonda çok güzel bir şey vardır. Dokümantasyonu vardır bu Bootstrap'ın. Her şey olduğu detaylı bir şekilde anlatır. Neyi nasıl yapacağınız vesaire gibi. Mesela burada Quick Start'ın olduğu tarafa şeye gelirsek, Quick Start'a gelirsek işte CSS şöyle kullanılır, CSS böyle kullanılır. Ondan sonra şurada size şeyi veriyor. Starter Template diyor bakın. Starter Template de hiçbir şey olmadan, hiçbir özellik olmadan minimumda Bootstrap'ı nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor. Bu tip kütüphaneler iki şekilde kullanılıyor. Bir tanesi CDN denen Content Delivery Network. Kısaltılmışı. CDN üstünden geliyor. Bakın şunun sonunu görüyor musunuz? Bootstrap CDN diyor. Bunlar versiyon şeyde internet üstünde duruyor. Sizin sitenize yani yaptığınız işin içine indirmeniz gerekmeden oradan direkt kullanabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Ben bir tane web sitesi yapıyorum mesela. Şöyle bir tane web sitesi yapıyorum. Bu web sitesine diyorum ki bu resmi ben internete hani bu sitenin altına yüklemeyeceğim, hiç şuradan al. Veya işte temalarını git bilmem nereden al. Bootstrap'ta da öyle bir özellik var. Bootstrap'ın kendisini hiçbir şey kurmadan direkt al buradan kullan diyerek tanımlayabiliyorsunuz. Aynı şey burada şey için de geçer. İşte jQuery yine şey CDN'den geliyor. Bunların hepsi CDN'den geliyor. Dolayısıyla bilgisayarında hiçbir şey kurmadan direkt bunu alıp kullanabiliyorsunuz. Mesela şurayı kopyalayın. Şu köşeye basarak. Visual Studio kodu geçen sefer indirmiştik. Onu tekrar açabilir misiniz? Visual Studio kodu. Hatırlarsanız burada file, evet, şuradan en baştan başlayalım. Şuradaki open, açtığınızda ilk eğer hiçbir şey gelmiyorsa, Berkan varsa open folder gibi bir şey gözüküyor olması lazım. Nedir durum? Bir geçen seferki açtığımız klasörün içine gitme şansınız var mı? Evet. Zeynep sende var mı?
Zeynep sustu. Peki. Gittiniz. Bir tane dosya, bir tane yeni şey açıyorsunuz, sayfa açıyorsunuz. İşte atıyorum. Boot nokta. Evet, ben de açtım. Tamam. Oradan yeni bir tane şey açın. Yeni bir şey ekleyin. Sonu .html ile bitsin. HTML. Tamam. New file. Sonu HTML olarak bitsin. Sonra bu sitede kopyaladığımız şeyi açtığınızda sizin şöyle bir şey gözüküyor olması lazım. Yani bomboş bir sayfa. Buraya yapıştırıyoruz. Tamam. Şimdi buraya gelmişken yaptık mı bunu? Ali abi ben şeyi kaçırdım ya. Dokümentasyondan nereden kopyalayacağımızı kaçırdım. Tamam. O siteye girebiliriz mi? Bu getbootstrap.com'a. Evet, evet. Tamam. Girdim. Dokümentasyona geldim. Aşağıya evet. Kaydırdım. Start template diye bir şey var. Start template'in altında bir kod. Ben mi göremiyorum ya? Aşağı doğru inince... Introduction'a başladı mı? Documentation'a bastığında. Şu geldi mi? Introduction. Tamam. Okey, buldum. Onun altında start template. Bunu kopyalıyorsun. Gelip şuraya yapıştırıyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde ileride de çok lazım olabilecek, çok kullanabileceğimiz bir özellik var. Onu açalım. Visual Studio Code'da şuna basıyorsunuz. Şu extension şeyine. Buraya HTML preview yazın. Bunu yükleyeyim mi? Evet. Install'a basıp yükleyin. Ben şimdi install ettiğim için bende çıkmıyor. Şunu yapıyorsunuz. Bu Thomas Hawken Constant. Tom Sandin. Tamam. Bir iki tane olması lazım. Bir tane bak bir de burada. George Oliveira var. O değil. Bunu yapalım. Tamam. Bu diyor ki yani bunu yüklediğinizde size şöyle bir özellik veriyor. Eğer Ctrl Shift ve V'ye basarsanız klavyenizde aynı anda önce Ctrl sonra Shift sonra V ama basılı kalacak bir parmaklarınız. Ctrl Shift V'ye basarsanız bu indeksi öyle sürükle bırak yapmadan gidip Chrome'un içinde açmaya zorlanmadan direkt görmeye geçebilirsiniz diyor. Yüklediniz mi? Ctrl Shift ve bunu görmeniz gerekiyor. Kontrol şifre yaptığınızda. Tamam mı? Yes. Hello World bu arada nasıl diyorsunuz? Jenerik bir şeydir. Bütün programlama dilleri, bütün her şey Hello World ile başlar. Hello World yaptınız. Hani ilk adımınız bu. Bundan sonra artık atlıyorsunuz işin içine. Demek ki Hello World'u çıkarttık. Şimdi mesela ben bu şeyden şu example'ların içinden bir tane seçeyim. Neyi seçeyim? Mesela şu albüm olanını seçeyim. İlk birincisi. Tamam, açtım. Evet, böyle bir şey, böyle bir sayfa yapacağım. Nasıl yapacağım? Bunun kodunu ayrıca görmenize gerek kalmıyor. Şimdi sağ tıklayıp View Page Source dediğinizde ekranın herhangi birinde ortasında düğme üstünde olmayı yalnız şöyleyken sağ tıklayıp View Page Source dediğinizde şeyi gösteriyor zaten size yapılacak olanları. Bana neresi lazım? Şimdi onu bulalım bir dakika. Bana şu
66. satırındakinden başlayarak geri kalanını alalım şeye kadar. Bu da mailden bana diye. Pardon bir saniye. Kontrol edeyim. Bunu açıklayacağım ne demek? Niye orayı seçtiğimi, niye oradan aldığımı açıklayacağım şimdi size. Okay. Tamam. Şeyden başlayarak alıyorum. Body'nin altındaki header var ya. Oradan başlayarak en alttaki ta body'nin bittiği yere kadar bunu alıyorum önce. Nerede bitti body? Bir dakika bulalım onu da. Ben niye göremiyorum bunu ya? Arayalım. Evet. Şöyle. Body. Body. Şurada bitmiş. Dolayısıyla ben bunu şu footer'dan başlayayım. Şimdi şöyle yaptık. Body'nin başladığı bittiği yerler var ya. Ben bittiği yeri buldum ki oradan daha kolay olsun. Bana şu script'ler şu anda gerekmiyor. Şuradan footer'ı alıyorum. Footer'dan yukarıya doğru sarıyorum şeyi, ekranı. Ta ki şuradaki body'ye kadar. Ha, kopyaladım. Koda döndüm. Buradaki Hello World'u siliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Şimdi görelim şeye nasıl olduğunu. Evet, benim istediğim şeye ulaştım. Şimdi gelelim sizinkilere. Bakabiliriz mi? Yapabiliriz mi şeyler? Ben yapmadım, takip ettim. Tamam, o zaman yapalım şimdi. Beraber. Tekrar Bootstrap'ın olduğu sayfaya geldim. Albüm example'ların arasından albümü açtım. Tamam. Evet. Buradan sağ tıklayıp deyip View Page Source dedim. Zeynep takip edebiliyor musun? Evet. Tamam. View Page Source dedim. View Page Source'da sayfanın en altına doğru kaydırdım. Şurada bir footer'ın kapanışı var, görüyor musunuz? Evet. Onun sonundan başlayarak yukarıya doğru taramaya başlıyorum mouse'da. Yani taramayı biliyorsunuz herhalde. Onu anlatmaya gerek var mı? Nasıl taranacağını? Bilmiyorsanız söyleyin. Anlatayım. Yani biliyoruz. Basılı tut tarıyoruz yani. Ha, aynen öyle. Basit bir şekilde mouse'da tarıyorsunuz. Şeye kadar tarıyorsunuz. Tepeye çıkıyorsunuz. Bakın şu header'ın olduğu yere kadar tarıyorsunuz. Header dahil. Tamam mı? Taradınız. Kopyalayın. Taranmış alanın üstündeyken sağ tıklarsanız kopya çıkar zaten. Kopyalayın. Kodunuza gelin. Burada Hello World, ortadaki title değil, aşağıdaki şu body'nin altındaki Hello World yazan header'in içini silip şeyi yapıştırın. Kopyaladıklarınızı yapıştırın. Tamam mı? Yapabildik mi? Evet. Bir saniye abi. Yaptım. Nereden? Altta ismi yazmayan birisi var burada. Kim o? Yaptım ya. Benim.
Vay! Sinsi sinsi Burçin gelmiş aramıza. Hoş geldiniz Burçin hocam. Hoş bulduk. İsim yazıyor mu? Şimdi yazdım. Yani şeyi açtım. Ayrıca bir participant diye bir şey var. Onu açınca gözüktü ismin. Normalde videoların altında yazmıyor da. Tamam, yaptık mı bunu? Evet. Tamam mı? Deminki gibi şey yaparsanız, preview'a geçerseniz şimdi ne yaptığımız gözüküyor. Niye böyle gözüküyor? Bu şeyden farklı bakın. Bu sayfadan farklı. Bu sayfada 3 tane yan yana thumbnail var. O şekilde dizilmiş. Ama bizim yaptığımız da alt alta. Alt alta. 2 tane var, alt alta. Niye oldu hakkında bir fikriniz var mı? Alan dar diye mi acaba? Alan dar diye. Bu çünkü alan, yani gösterdiği alan şu kadar olunca diyor ki bu tabletler için daha uygundur. Tablet formatına geçiyor. Onun nasıl geçtiğini birazdan anlatacağız. Bu biraz hafif kompleks bir şey. Bootstrap size onu yapılmış olarak veriyor ama nasıl yapıldığını bilin ki büyük ihtimalle bir gün burada bir problem yaşayacaksınız. Nasıl çözeceğinizi de anlamanız açısından nasıl responsive yapıldığını bilin. Responsive şeylere söyleniyor bu. Design eğer mobile, yani telefona, tablete vesaire gibi farklı boyutlar için farklı şekillere bürünebiliyorsa buna responsive diyoruz. Şimdi bunu aynı alıp açarsam şey değişti bakın. 3'e 3, yani 3 kolon olanına dönüştü. Tamam. Şimdi buradan şeylere bakın, kodlara bakalım. Kodlardan ne yapabiliriz'i görelim. Önce neler yapılmış oradan bir yola çıkalım, tamam mı? Şu metayı geçiyorum şimdilik. Bu şeyi anlatıyor kısaca. Ekranın özelliklerini anlatıyor. Şey olsun, ölçeklendirme olsun, şirinlik falan gibi. Buraları geçiyorum, şey değil. Şu anda bilmenizin bir fonksiyonu yok. Bu Starsheet dediği şey internetteki Bootstrap'la demin gösterdiğim şeyden onun CDN domaininden şeyi çekiyor. Style'ı çekiyor. Hani CSS yapmıştık ya geçen derste. Style'lar. Onu yapılmış hazır olarak şeyden çekiyorsunuz. Şuradaki adresten çekiyorsunuz. Title'ı yazdık. Head'i koyduk. Buraları biliyorsunuz. İlk şeyde de anlatmıştık. Body'nin altına geldi. Header diye bir şey koydu. Bu header şu head'le tamamen alakası olmayan bir konu. Buradaki header sayfanın üstündeki şu ilk bölümü anlatıyor bize. HTML5'in bir özelliği bu. Header'ın içinde İşte ne yapmış mesela? Navigasyon şeyi kullanmış. Navbar header diye bir şey kullanmış. Hani size şeyde anlatmıştım ya style'ları anlatırken. Class vardır, ID vardır. İki ayrı şey kullanmış. Burada büyük ihtimalle ikisinin özelliklerini ayrı ayrı kullandığı için ayrı ayrı şeyler kullanmış. Yani mesela background'ı dark kullanmış. Belki ileride dark değil başka bir renk seçebilirsiniz. Falan gibi bir takım şeyleri ayırabilirsiniz burada. Yani ne dedik? Şu şeyler, class'lar ve ID'ler sayfanın nasıl gözükeceğine dair dizaynları içeriyorlar. Style'ın içinde. Tamam mı? Devam ettik alta doğru. Bir tane navigasyon dedik. Navigasyonun daha sonra bir tane şey koymuş, About diye bir bölüm koymuş. Burada da bir takım yazılar yazmış. Neymiş orası? Şu, Album Example, Something Short, Bidrit, nerede? Şurası pardon, About.
Bunu ben buradan alsam da normal Chrome'a açsam daha mı güzel görürüm acaba? Değil mi? Chrome'un içinde açtım. Şu yukarıdaki About kısmı. Bunu kullanmayacaksam eğer şeyden atabilirim. Yani şöyle bir menüye ihtiyacım yoksa kodumun içinden atabilirim bu bölümü. Nasıl atıyorum? Ben mesela header'ı hiç kullanmayacağım. Bu işin trikleri şu yandaki şeylerle kapatıp açabilirsiniz akordiyon gibi. Taramak için daha kolay oluyor. Mesela attım. Sildim. Tekrar şeye geldim. Sayfaya geldim. Refresh edelim. Tepedeki menü gitti, gördünüz mü? Şu en üstteki menü gitti. Tekrar şeye gelelim. Bir dakika. Koda gelelim. Şimdi main'e geldi. Burada da bir album example diyor. Bakın bir tane section'ın içinde duruyor bu. Bu dediği section da şeydeki şuna tekabül ediyor. Ben bunu da istemiyorum. Sadece albümün gözükmesini istiyorum şu anda. Gene kaydettim. Sakladım. Evet. Ben sadece şunların gözükmesini istiyordum mesela. Şimdi burada şu thumbnail yazılarının yerine resim getirelim. Resim koyalım ki daha şey olsun. Bu neydi onun bir... Ferhat sen hatırlarsın bu render resimlerin geldiği sitenin adı neydi? Hatırlamıyorum ki abi. 500 px. Bu muydu? O da var. 500 px de var. Bu değilmiş. Bakıyorum. Çok kullanmadığımız için. Yes, böyle bir şey. Dönmeyeyim ben şimdi. Bana kaça kaç lazımsa. Böyle bir site var. Bu dizayn aşamasındayken falan kullandığınız bir şey. Hani kaça kaçlık bir resim istiyorsanız söylüyorsunuz, o kadarlık bir resim üretiyor size. Bu tekst üstüne tekst mi koyuyor yoksa imaj olarak yaratıyor mu bu tarafı? Bakalım. Yok, bu sadece siyah yaratıyor galiba. Hay Allah ya, dilim ucunda gelmiyordu aklıma. Ses olurdu mu vardı? Bakıyorum ama ben de bakıyorum. Bir tane pixum.photos diye bir şey buldum ama ben. Nasıl söyle bir de? Pixum.photos. Şöyle mi? Yani CS, X yerine CS. Bir dakika. Neydi o? Yok, bu karışık biliyorum ya. Tamam, bu doğru. Doğru bu. Şunu bunu alıp, ben bir kaydım yine. Şunu alıp buraya koyuyoruz. 200'e 300 değil de 200'e 500'lük bir fotoğraf üret dediğimde evet. Evet, burası. Şimdiki bir yerde tutalım. Şimdi gelelim şeye, thumbnail'in kaçak, thumbnail'in içine konacak fotoğraflara. Evet. 225'e
bit demişti, neyse bir kadar vermişti. Dolayısıyla herhangi bir fotoğraf olabilir aslında. Yani 500'e 500 koysa. Takip ettiğinize göre kendim sesini düşünüyorum şu anda. Ne zamandır yapmadım. Bakayım nasıl oluyor. Müge'yi niye sevdim? Hı. Ne sevdi? Sevdi. Peki 500'e 500 boyutu yetmedi. Şeyi gördünüz mü? O şuradaki tanımladığınız resmi aldı, buraya koydu ama boyutlandırdığı için şey tutuyor. Buradaki boyutun tam şeyini bulmak gerekiyor. Kaça kaç olduğunu. O. Acaba kaça kaç istiyordu? Bakalım. Ne? 868 niye yazıyor? ID'si, fotoğrafın ID'si mi? O fotoğrafın linkinde geliyor. Şuradan geliyor. Anladım. Peki. Değil, tam tersi. 500'e 300'e kadar dikkatli olsun. Bir tane oturtursak geri kalanı oturur içine. Orada başka bir şey var ya. Bakalım ne varmış. SVG nerede? Evet. Yani şu fazla burada. Olmaz. Şimdi tekrar bakalım. Bir tanesi oturunca gerisi gelir dedim. Evet. Şimdi resimleri mesela bunlar kaça kaç koyduk? 300'e 500 koymuştuk. 500'e 300. 500'e 300 bakalım başka resim üretebiliyor muyuz? Ha, şu 8, 9, 8, 8 bunlar imajın resim şeyleri, boyutları. Evet. Şurası da 500, burası da 300 verince yes. Bu linki aldı. Şimdi iki tane koyarsak biraz daha manalı gözükür diye düşünüyorum sadece. O istersen abi onları temizle yine aynısı olmasın.
yapacağım. Bir saniye. Bunu istemiyorum. Oops. Şunu istemiyorum. Şimdi anlatacağım ne yaptığımızı. TVG'yi de kaldır abi kapalıyı. Heh. Evet. Dolayısıyla kendi galeriniz olduğunuzu düşünürseniz sırayla işte resimlerinizi buraya diziyorsunuz. Ne yaptığımıza gelince şu bir tane kartı aldım. Şurada tanımlanmış olan. Bana zaten ne lazım? İlk üç kartın şeyini bir kapatalım şu satırı kapatalım. Şu birinci kart. Aynı satırdaki bu ikinci kart. Bu üçüncü kart. Bundan sonrasını şu an için kullanmama gerek yok. Kapatıyorum ki ekran biraz daha derli toplu gözüksün. Evet. Ve şimdi tekrar göstereyim size. Evet, üç tane, yani bir satırda üç tane resim demiştik ya. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Kodda nasıl yapıldığına bakalım. Bu strapten alıp kopyaladığım şeyi kesip biçerek kendi istediğim şekle getiriyorum kısaca. Yani o example'dan alıp kendi istediğim şekle getiriyorum. Ha, bunu illa oradan kesip biçerek yapmak zorunda mıyım? Hayır değilim. Baştan kendim de isteyebilirim. Kendim de yapabilirim. Kendim de dizayn edebilirim. Ama bu strafı biraz anlamak, biraz üstünde kafa patlatmak için en ideali aslında oradan bir şeyleri kesip kesip biçerek ne kadar doğru yolda olduğunuzu görmektir. Hani bir şekilde orayı doğru anlayabilirsiniz, gerisi gelecek. Dolayısıyla ne yapıyorum? Aldım şeyi. Example'ın içinden aldım. Şu satırın içindeki şu şeyleri anlatacağım şimdi. Klasların ne anlama geldiklerini anlatacağım. Bir tanesi, kutulardan bir tanesi budur dedik. Title'ı ne soldur demiş. Bu title, şu title. Nerede o? Kullanmamışım title. Arkasında duruyor. Kullanmamış bile yani isterseniz silebilirsiniz. Hiçbir fonksiyonu yok. Bir tane alt arkasına resim koydum. Herhangi elimde öyle bir resim olmadığı için internetten random bir tane resim aldım. 500-300 boyutlarında. Bunu da işte şu şekilde veriyoruz. Açak aç istediğinizi söylüyorsunuz. O kendisi üretiyor. Altında bir tane yazı var. İstemiyorsanız thumbnail yazmasını onu da kaldırabilirsiniz. Onda da sorun yok. Şu SVG fazla kalmış. Bunu silelim. IMG tagının kendi kendine kapandığına dikkat edin. Bu da kendi kendine kapanan taglardan. Yani arasında bir şey girmiyor şeyin. Şu title gibi. Hani title açtım, title'ı kapadım gibi değil. IMG'yi açtım, IMG'yi kapadım değil, IMG kendi kendine kapanıyor sonunda. Eğer kendi kendine kapanıyorsa sonundaki şey de şu şekilde. Hani açtıktan sonra kapatırken burada bir tane slash vardı ya. O slash'ı sonuna koyarsanız açılıp kapanan bir tag elde etmiş oluyorsunuz. Kendi kendine kapanıyor. Fazla kaydı. Sonra demiş arkasından bir tane yazı var. Bakalım yazıya. Şuradaki yazı, şurada bir tane yazı vardı. Yazıdan sonra view edit. View edit.
butonları. Şu anda hiçbir işe yaramıyorlar. Ama hani dursun, sonra kullanırız bunları. Arkasından da bir tane küçük yazı olarak 9 dakika diyorsun. Yani oradaki dizaynla ilgili olsa gerek ama biz kullanmadık onu. Yani kullanmayacağız. Şuradaki 9 dakika yazısı. Dolayısıyla bunu kaldırabilirim. Mümkün olduğunca sadeye gitmeye çalışıyorum. Yani detaylardan mümkün olduğunca arasını istiyorum. Böyle yaparken, bir siteyi yaparken böyle durumlarda hepsini birden yapmaya kalkışmam. Bir tanesini temiz yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? O bir tane temiz yaptığımı daha sonra kopyalayıp yapıştırarak çoğaltacağım. Dolayısıyla bana gereken şu anda sadece bir tane temiz resim kutusu. Bir tane temizini yarattım mı? Ondan sonrasını kopyalayıp yapıştırıp sadece gerekli yerlerini değiştirerek yürüyorum. Şimdi buraya kadar anlattıklarımda anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi gelelim işin şey tarafına. Nasıl oluyor da 3 kolon çıkıyor? Nasıl oluyor da hani hiçbir yerde ben 3 kolon olsun demedim. 4. kolonu koyarsam bakın kafanız karışmasın orada. Şöyle bir şey var. Ben burada 3 tane bıraktım diye 3 tane çıkmıyor. Eğer 4.'yü de koyacak olursam göstereyim. Altına in abi. 4.'sü altına inecek. Nereden anlıyor 3.'den sonra keseceğini onu söyleyeceğim şimdi. Bakın 4.'yü koydum. 4. aşağı gitti. Gördünüz mü? Bunu nereden anladı? 3 tanesini yan yana koyacağımı onu anlatayım şimdi size. Bootstrap'ın zaten en şey can alıcı yeri burasıdır. Bootstrap ekranı 12 kolona ayırıyor. Niye 12 kolona ayırıyor? En çok ortak bölene sahip rakam 12 diye test etmişler. Onun için 12'ye bölünüyor. Yani 12 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Dolayısıyla en rahat dilimlendirilebilen rakam 12 diye 12'ye bölmüşler. Bu sistemdeki her işte satır diye tanımladığı şeyin altındaki şu call MD4'la şuradaki 4 buradaki şu hücrenin bu 12'den kaç dilim alacağını söylüyor. Kaç kolon alacağını söylüyor. Ben bunu 4 dediğimde 4 4 4 3 tane 3 kere 4 12, 12 tanesi bir satır yapacak. Yani ekranı ekranın genişliğini kaplayacak. Ondan sonraki 4 12'nin üstüne çıkacağı için sıfırlanıyor 12'de. Yani 4 4 4 12 sıfırladı, başa döndü. 4 4 4 12 yapacak. Ondan sonra ne başa dönecek. Bu şekilde 3 kolon 3 kolon yerleştiriyor. Ben bunu eğer MD mesela 6 yaparsam ne yapacak şimdi? Bir fikri olan var mı? Vardır mutlaka. O kadar da sözlenci durmuyorsunuz. 18 kolon mu? 18 mi olacak? Hayır. 12 sabittir. 12 rakamı sabit şeydi Bootstrap'te. Her zaman 12 tane şey var, kolon var. 6 6 6 yaptığınızda ne olacak? Birinci 6, ikinci 6'yı koydunuz 12, sıfırlayıp 6 dönecek, 3. 6'yı koyacak. Yani 2 kolon gösterecek. Bakalım. 1, 2, 6'a geçti 3. Anlaştık mı bunlar? Burası Bootstrap'ın kilit noktası. Yani nasıl yerleştirdiğini bu şekilde anlamanız lazım. Şimdi bu şeyi anlayabildiniz mi? Buna grid sistemi diyorlar. Bootstrap her zaman 12 kolondur. Hiç şey yok, istisnası yok. Her zaman için bu 6'lar, 4'ler, 3'ler ona göre yazılıyor. Yani şöyle düşünün. Bunu kalkıp bir tane daha koydum. Eğer 4 yaparsam 3 3 3 bir tanesi 6. Eğer bunu 3 yaparsam
Şimdi ne oldu? Okey. İlk 4 tane. Tamam. Yerleşimdeki en şey bu. Yani bütün her şey bunun üstüne kurulu. Şeyde bu strepte. Daha doğrusu bu şeylerde de birçok ne diyelim buna? Bootstrap'e ne diye tanımlayabiliriz? CSS. İşte şey, design kütüphanesi gibi bir şey diyelim. Bunun gibi başka şeyler de var. İşte materyaller, hatta bu Çinlilerin yaptığı ant diye bilmem ne falan gibi şeyler var. Hepsinde sıradan standart olarak 12'ye bölünme var. Galiba bir tane veya iki tanesinde 12 değil de 16 ya mıydı? Kolon sayısı değişebiliyor ama onu mutlaka başında söylüyor size. Yani Bootstrap'ta çalıştığınız müddetçe ki Bootstrap aşağı yukarı piyasanın %90'ı falan gibi bir şey. Yani bayağı bir yaygındır Bootstrap. Bu 12 mekanizmasını anladıysanız eğer şimdi başka bir kritik noktaya geçeceğim. Evet. Anlamadığınız bir şey yok değil mi şimdiye kadar? Bu 12'ye bölme, nasıl yerleşir, nasıl yerleşmez hikayelerini tamam mı? Evet. Yani ben sadece 6'yı anlamadım. 6'yı anlamadınız. Evet. Bir kolon yani şöyle düşünün. Bir toplam 12 ya bir üçten öbürüce. Evet. Eğer ben bunu 3 dersem bu 3 olur. Yani 3 toplayın bunları 3 6 9 12 yapıyor. 12. Eğer 4 dersem 4 8 12 der. Burada satır biter. Bir sonraki satıra geçer. Anladım. 6 dersem 6, 6, 12, satır bitti. 6, 6, öbür 12. Ha bunu illa eşit yapmak zorundayım. Asla değil. Şöyle bir şey yapabilirim. 3, 4, 7, ne kaldı geriye? 5 kaldı mesela. Bakın. Eşit olmak zorunda değil. Gördünüz mü? Toplamda 12 olduğu müddetçe gidiyor. 12'yi aşarsa ne olur? 12'yi açtığında otomatikten 6'a geçmiş oluyor. Yani bu buraya sığmıyor 6. 6 buraya sığmadığı için. Çünkü 3, 4, 7 yani birisi 3, birisi 4 toplamda 7 oldu ya. Kolon. 7 geriye 5 kaldı. 6 buraya sığmadığı için 6'a geçiyor. Evet, tamam. Anladım. Bu sadece imajlar için mi önemli olan bir şey? Yok, hayır, hayır. Bu her şey için geçerli. Yani bu strap tamamen bu kolon şeyin üstüne, grid mekanizmasının üstüne kurulu. Dizaynla ilgili birçok şey şeyde yani imaj olması gerekmiyor. Bunun içinde imajlar, bakın mesela şunda imaj yok. Hiç yok. Hı-hı. Bildiğiniz normal şey var. İmaj değil, bu kutunun yerleşimi. İleride kutu olmaz, text box olur. Hani her şey bu şeyin üstüne kurulu. Tablo olur, bir şey olur yani. Tamam. Evet. Şimdi burayı tamamen anladık değil mi? O zaman gelelim. Evet. MD ne anlama geliyor? Ona bir bakalım. Şu MD medium'dan yola çıkarak gidiyor. Medium, large ve small olarak 3 ayrı şey kullanıyor. Sende extra small vardı galiba. 4 ayrı yani 3 ayrı ekran tipi için önceden belirlenmiş boyutlar var. Onları kullanıyor. Yani tekrar şeye çevirelim şunu. 4-4'e çevirelim. Tamam mı? Bakın şimdi. 4-4 ama medium olan bir ekran için. Medium olan bir ekran da normalde işte laptop ekranı gibi şey diyelim. Bunu küçültürseniz buradan bir yere kadar küçülüyor. Bir yerden sonra bakın değişti görüntü. Bir tane yerleştirdi. Gördünüz mü? Şimdi genişletiyorum ekranı. Tak şeye döndü, 3'e döndü. Bire döndü. Bu işte şey, responsive'in verdiği şeylerden, özel yani responsive design dediğimiz şey, işte tabletten bakınca farklı olsun.
mobil cihazlardan bakınca farklı olsun diye. Ekran boyutlarını söylüyoruz. Diyoruz ki şimdi şuradaki şu köşeye bakın. Şey görüyor musunuz? Ekranın boyutunu gösteriyor bana. Hı. 732, 733, 58, 66, at döndü. 770'te döndü. Gördünüz mü? Bakın. Yok. 768'de dönüyor. Tam 768'de dönüyor. Onu da bize ne veriyor? Daha önceden belirlenmiş olan bir style var. Şeyde ilk başta indirdiğimiz bir şey vardı ya, style dosyası şurada. Bunun içinde şeyler söylenmiş. İşte sıfırdan, işte 768'den büyükse şu tip bir dizayn göster. Ne bileyim 128'den büyükse şu olsun, küçükse bu olsun gibi. Farklı boyutlar için nasıl davranması gerektiği daha önceden tanımlanmış şey Bootstrap'e. Eğer böyle bir şeyi kullanmıyorsanız, Bootstrap'ı kullanmıyorsanız bunları yapmak sizin mecburiyetiniz. Yani siz bunlarla uğraşmak zorundasınız. Ki ilk başlarda bununla uğraşmak hakikaten işkence gibidir. Sonra şeye alışıyorsunuz. Yani kendi kendinize evet şu boyutu da ekleyeyim, buradan bunu çıkartayım falan bir şeyler yapabiliyorsunuz sonrasında. Ama ilk başlarda şey karışık geliyor. Hangi medya tipine, hangi ekran boyutuna göre nasıl göstermem gerekiyor kısmı şey geliyor. Bakın şimdi Chrome kullanırken, Chrome'un şöyle bir şeyi var. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bir üstünde, mouse'un üstünde durdu. Toggle device diyor. Buradan şeyi gösterebiliyor size. Mobil olarak işte 400-300'lük bir ekranda siteniz nasıl gözüküyor? Bu söylediği de genelde işte Samsung'un veya iPhone'un ekranından bahsediyor. Orada böyle gözüküyor diyor. Siz şeyleri değiştirerek, boyutları değiştirerek nasıl gözüktüğünü simüle edebilirsiniz şeyin. Hatta size o garip bir trik vardır. Instagram'daki meşhur bir trik vardır. Bakın Instagram'da normalde mesajlaşma çıkmıyor ya. Şöyle yaparsanız böyle yaparsanız mesaj geliyor şeye ekrana. Normalde yok bu. Aynen. Site aynı site ama farklı gözükmesini söyleyebiliyorsunuz. Hatta bu sadece şeyde değil, böyle ekranın boyutlarına göre resmin büyümesi küçülmesi değil. Şeyde de fark ediyor. Ekranda neyi gösterip neyi göstermeyeceğiniz de değişiyor. Mesela menüyü büyük ekrandayken tam şeyde göster. Küçüğe geçtiğin zaman hamburger dediğimiz bir şey var. Oraya geçti mesela. Şuradan bakalım ona. Mesela şu yukarıdaki menüyü görüyor musunuz? Mor. Evet. Bunu mobile geçtiği zaman bakın iki defa değişir bu. Şeye geldiğinde, tablet boyutuna geldiğinde bir tur değişiyor. Eğer telefon boyuna geçerseniz değiştirmemişler mi? Değiştirmemişler mi? Bir dakika. Telefon boyuna bakalım. Ne var mı? Ne var böyle kullanan? Benim yaptığım bir şey vardı, hala duruyor su. Bunun da menüsü mesela şeye göre değişiyordu. Yaptığı boyuta göre değişiyor. Ha geldi. Şu menüyü gördünüz mü? Şuradaki. Bu şeye göre değişiyor bu. Boyuta göre değişiyor. Mesela bu şey ekran açıkken tablet boyunda veya laptop boyundayken normal menü görüyorsunuz. Telefona geçtiğiniz zaman şuna dönüşüyor. Search'ün yeri değişiyor. Dikkat ettiyseniz. Tepeden aşağıya iniyor. Daha kullanışlı olsun diye dizayn edilmişti. Şu üç tane çizgiden oluşan menüye de hamburger menü deniyor.
gereksiz bir bilgi olarak vereyim. İsim olarak kalsın aklınızda. Hamburger menü görürseniz şey yapmayın. Yani McDonald's'tan bahsetmiyoruz. Şundan bahsediyoruz. Bu arada o siteyi ben yapmıştım. neredeydik? Evet. Şimdi kolon yapısını gördük. Medium'ların medya tiplerine bir sonraki şeyde derste gireceğiz. Nasıl tanımladığınızı. Ama aşağı yukarı şeyi anladınız. Hani boyutlandırma nasıl yapılıyor anladınız. Ben farklı boyutlarda nasıl davranması gerektiğini bir sonraki derste girelim. Bugün için sadece hani ana hatlarını görelim şeyi. Neler yapabiliyoruz görelim. Tamam mı? Şimdi geldik mesela burada bir footer'ımız var. Şeye dönelim. Footer dediği şu bölüm. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu buradan çıkartıyorum. Sildim. Sadece resimlerim kaldı. Eğer buradan diyelim ki albümü aldık. Bir şekilde kullanmış olduk. Albümün nasıl kullanıldığını anladıysanız eğer diğerlerini de aşağı yukarı anlamış olmanız gerekiyor. Diğerleri derken işte eğer ben printing yapacaksam mantık aynı mantık. Bakın yine bir tane şey göstermek için açalım şunu. View Page Source diyeyim. Aşağı doğru kayın. Burada kart kullanmış ama bakın şunlar var ya MB4. Bu da deminki aynı mantıkta 12 444 olarak yerleştir demiş şey ekrana. Yani 3 kolon. Aynı mantık çalışıyor her yerde. Yani illa resim olması gerekmiyor demiştik ya. Hatta şeylerde de vardır bu. Şunlarda da vardır. Ha, şimdi bunu açtığım iyi oldu. Şöyle bir PowerPoint açayım size. Orada anlatayım. Çünkü bunu yapmaya kalkarak anlatmak çok daha uzun sürüyor. Şimdi dedik ki 12 tane şey var. Kolona bölüyor şey ekranı. Şuradan 12'ye bölünebilecek şekilde bir şey açalım. Ben askerliğimi PowerPoint olmuş olarak yaptığımdan bu konulara elim yattımdır. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Tam sığmadı ama sığdı dedi. Sırada. O ne abi? Şimdi 12'ye bölmek için ızgarayı yapmaya çalışıyorum şeyde, ekranda. Tamam mı? Ben diyorum ki bir şey koyduğunuzda ekranda bir tane gel. Hadi. Şöyle 3-3 kullandığında dedim. Demin size anlatırken şunun rengini farklı yapalım da anlaşılsın. Ekranı 12 olarak 12-3-3 kullandığımda 4 tane kolon elde ediyorum dedim, değil mi? Her koyduğum hücrede tekrar 12'lik şeye tekrar 12'lik yapıya geri dönüyorum. Yani her kullandığım parça, yani bu 12 sadece ekran için geçerli değil. Koyduğum her kutu da kendi içinde 12'ye bölünüyor. Anlatabildim mi? Yani ben burada diyebilirim ki bakın komple şunu ve şunu uçurayım.
Ben şunu diyebilirim ki bana bir tane 9'luk bir tane 3'lük yerleştir ekrana. Toplam 12 yapıyor mu? Yapıyor. Değil mi? 9'luk yerleştirdiğimin kendi içinde tekrar 12 tane şey olduğunu düşünün. Kolon olduğunu düşünün. Buna da gidip şöyle şey diyebiliyorum tekrar. Bunu da al. Tutturabilecek miyim bilmiyorum da bakalım. Şöyle işte. Bunu da kendi içinde 3-3-3-3 diye 12'lik yerleştiriyorum. Her bir yerleşen tekrar kendi içinde 12'ye bölünebiliyor. Yani bu neyi sağlıyor bize? Bunların kendi içlerinde responsive yapabiliyorsunuz. Yani bakın bu ekranda onu yapmış. Burada demiş ki muhtemelen 8'e 4 veya 9'a 3 gibi bölmüş ekranı. Bir tane şurada büyük kullanıyor. Bir tane burada küçük kullanıyor. Hatta kaça kaç kullandığını bakalım. Görelim bir. Evet, 8'e 4 kullanmış. Şey görüyor musunuz bakın? 8. Bunu kapananını bulursak eğer. Neyle başlıyor burası? Your card diye başlıyor. Bu da 4. Gördünüz mü? Yani bir tanesini 8, bir tanesini 4 yaparak toplam 12 yapmış. Ondan sonra 8'linin içinde sekizin üstünde ne yazıyordu? Yine unuttum. Bilin geldi. Sekizin içindekileri de tekrar bölmüş bakın. Bir tane kolon, bir tanesi altlık diyor. First name yazmış. Bir tane daha altlık demiş. Last name yazmış. Ondan sonra ekrana tekrar bakarsak bakın. Şurası bir bütün diyor. Bunu ikiye bölmüş. 6 6 olarak. Birincisine bunu yazmış, ikincisine bunu yazmış. Sonra username'e gelmiş. Username'de nerede yapmışım? Hiç kullanmayarak 12'yi kaplamış. O opsiyoneldi. Normalde kullansa yeriydi. Aslında şey demesi lazımdı. CallMD 12 gibi bir şey demesi lazımdı ama dememiş. Default olarak 12'yi kullanmış. Yani anlatmak istediğim şu. Önce 8'e 4 iki tane kolona bölünmüş. Ondan sonra şuradan şuraya 6 6 iki defa daha bölmüş. Yani kendi içinde tekrar bölmüş. Bunu sonsuz sayıda istediğiniz kadar yürütebilirsiniz. Ama şık bir şekilde eğer böyle dizayn etmek istiyorsanız işte bu 12'lik sistemi doğru bir şekilde oturtmanız gerekiyor. İşte 8'e 4 değil de bunu 9'a 3 yaparsanız ne oluyor mesela? Gelin bakalım. Bunu bunu 3, bunu da 9 yaparsak. Şeyi gördünüz mü? Ekrandaki farkı. Daha büyük, daha dar. Ama kendi içindeki şey eşitlik bozulmadı. Ben dıştaki çerçevenin boyutlarını değiştirdim. Ama içteki çerçevenin kendi içindeki şey devam ediyor. Simetri devam ediyor. Yakalayabildiniz mi buradaki konuyu? Evet. Evet. Güzel. Çünkü
bunu anlamanız önemliydi. Bundan sonraki şeylerde kullanırken bir daha tekrar buraya dönmek istemiyorum. Yani güzel anladıysanız buradan devam edip gidelim. Ali abi peki MD kullanılıyor dedik ya, medium. Evet. Ama bunu tabii small olarak da yazabiliriz. Herhalde dediğin gibi kullanılan alete göre mi değişiyor? Yok, onu bir sonraki derste anlatacağım dedim. Bu tamam. Medium, small ve large'ın style'daki yansımasını göstermem gerekiyor size ki anlayabilirsiniz. Onu bir sonraki derste anlatayım. Çünkü medya kullanımları önemlidir. Hani orayı böyle arka arkaya getirmek istemiyorum ki aynı dersin içine şey olmasın. Hani aşırı yükleme yapmayalım. Sakin sakin gidelim. Bunu anlarsanız bundan sonraki birçok yeri çözmenize yarayacak. Teşekkür ederim. Evet. Dolayısıyla şeylerde de geçerli dedik. Form elementlerinde de geçerli. Bakın mesela ne yapmıştı? Şurada bakın. 6-6 yapmış. 12-12 gitmiş. Burayı da büyük ihtimalle 5-4-3 falan gibi bir şey gitmiş. Gelin bakalım nasıl yaptığını. Evet, bak 5 bu. Country. Aynen öyle. 5-4-3 gitmiş. Gördünüz mü? Bunu ne yapabilirdi? 6-3-3 yapabilirdi. Toplamı 12'ye yuvarlayacağız diye. 6 yaptım. Bak fazla geldi. Zip aşağıya attı. Onu tekrar yukarıya çıkartalım şimdi. 6-3-3 yaparsak çıkıyor. Tamam. Peki bu sondaki MB3'te var ya orada. O ne demek? Onlar başka boyutlar için başka anlamlara geliyorlar. Şuradan bakın. Burada söyledi, ya gerçi onun boyutla ilgisi yok. Margin batımın kısaltması. Bak yan tarafta görüyor. Anladım. Hangi klasın ne yaptığını görmenin en güzel yolu Chrome'un bu özelliğini kullanmak. Yani inspect element dedim. Geldim buraya. Burada bana şeyi gösterdi. Bakın. Boşluksuz olduğunu seçin. Col-MD-3 ve MD-3 diye iki tane klas var. MD-3 margin batım alttan itibaren şey ver, margin ver demek. Bak, üstünde durayım. Şey görüyor musun? Turuncu şeyleri, yavrazı olan yerleri. Turuncu mu, sarı mı, yavru mu? Ne? Renk konusu. Ten rengi gibi bir şey. Evet. Ten rengi. Oo, maşallah. Fon deter falan diyelim ona. o şeyi gösteriyor sana. Bu klasın nerelerde kullanıldığını ve ne işe yaradığını. Bak, o kadar boşluk bırakmış altındaki satırla. Eğer bunu koymasaydı ne oluyordu? Yapışıyor birbirine yazılar. Gördün mü? Margin bottom 3 standart bir klas değildir. Şeyin klasıdır. Bootstrap'ın klasıdır. Yani herhangi bir HTML'e MD3 yazdığınız zaman bir anlam ifade etmez. Bootstrap kullanıyorsan bir şey ifade ediyor. Burada onun dışında mesela şurada da o medyanın şeyini kullanıyor işte. Col-MD3 medyada bak minimum genişlik eğer 768 pikselse diyor, tamam mı? Şunu yap. Bunun farklı alternatifleri de var. Onu göstereceğim bir sonraki derste size. Minimum genişlik eğer ne bileyim mesela 128 ise o zaman bunu yap diyor. Dolayısıyla her geçtiğiniz minimumda ilgili bölümdeki şeyi çalıştırıyor. Dizaynı çalıştırıyor, style'ı çalıştırıyor. Tamam. Sadece bu row column kısmı şeydir. Fixtir. Yani row bir şey açacaksanız işte boyut, yani gerçi yapmasanız da çalışıyor ama yaptığınız zaman daha düzenli oluyor. Bir içine bir tane row açtınız, ondan sonra kolon koydunuz, tekrar bitti diyelim. Segment olarak bitti. Hani şöyle değil. Mesela nasıl diyeyim size? Şurada. Bu bir row değildir. Bir row şöyle aşağıya doğru da uzayabilir. Hani buralarda bir yerde de bitebilir. O sadece şey, hani bu
bölümde ben size resimleri göstereceğim kartlarıyla diyorum. Bu bölümde işte şunları göstereceğim. Dolayısıyla Rol size Rol kendi içinde bu 12'lik segmentlere böldüğünüz parçaları şeyi gösteriyor, bölümü gösteriyor. Yani Excel'deki gibi bir satır anlamına gelmiyor. Tamam. Şeye tekrar dönecek olursanız şu ilk aldığımız thumbnail'lere şuna. Bak burada bir rol, şu hafif gri bir alan var şurada, şurada başlayan. Görüyor musunuz? Evet. Mouse üstünde gezdiriyorum. Bakın rol orada başlıyor. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Şurada bitiyor. Hı hı. Tamam mı? Bunun içinde 3, 6, 9 tane şey var. Thumbnail var. Ama boyutları 12, 12 şey yaptığınızda hani 3 neydi? 4, 4, 4, 4, 4, 4 diye gidiyor ya. Dolayısıyla 6'a geçe geçe devam etmiş. Ama şey olarak, tanım olarak burası bir roldur. İçinde bir nasıl diyeyim size, bir tane işte bir bütün bölüm içeren şey gibi, satır gibi. Onun tam bir açıklaması yok yani, tanımı da yok. Yani böyle kullanılan bir şey bu. Peki mesela bir şey yapabilir miyim mesela, bu div class row var ya mesela, yazıyor orada. Evet. Onu alıp mesela bu bütün bu colmd4'lar bittikten sonra tekrar aşağıdan bir tane daha div class row yapsak, tekrar bir gri ile mesela başka bir Tabii yapabilirsin. Başka bir konu hakkında hemen. Tabii. Ya o bak şöyle düşünün bunu. Şuradan albümü aldım. Altına pricing'i koydum. Pricing'den sonra tekrar başka bir albüm koymak istedim. Koy, devam et. Yani fark etmiyor. Sadece şey gibi düşün. Şunlar bir row. Altına bunu koydum. Başka bir row açtın. Altına bunu koydum. Başka bir row açtın. Tamam. Sonra tekrar bunu koydum. Başka bir row açtın. Bitti. Tekrar bir... Buna, aynısını bir daha koydun, başka bir ulaştın. O şekilde devam edip gidiyorsun. Hı-hı. Tamam. Başka buradan enteresan ne var? Ona bakalım. İşte stick footer now var. Bu karuseller var. Bakarız. Nasıl? Karuseller. Senin ne işin var burada? Karusellerle ilgili konuştuk biraz önce. Hı-hı. Evet. Şimdi sizden diyeceğim, şu getbootstrap.com'daki example'lara bakın. Hatta şeylere de bakın. Demin gördüğünüz şekilde ViewSource'la içine de bakın. Bir kabaca göz gezdirin. Hani özellikle böyle anlamaya çalışın. Biraz çaba sarf edin. Yani anlamaya çalışarak bakın. Takıldığınız ne varsa not alın. Bir sonraki derste bakalım. Bir sonraki derste bunların şeylerine bakacağız. Responsive olması için işte medyaların nasıl ayarlandığına bakacağız. Tamam mı? Şimdi burada keselim. Zaten 1 saat 15 dakika olmuş. Bir sonraki derste buluşalım. Tamam mı? Tamamdır. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Abi, ben orada biraz bitirmeden önce anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Hiç çekinmeyin. Başka bölge düşünür de ya yani, Mehmet isterseniz atayım daha rahat sorarsınız. Ben sadece ortasında geldim de. Evet. Şey kaydolacak mı Ali Bey? Söylemiştiniz daha önce de ders kaydolacak. Hepsini kaydediyorum. Okay, benim sadece o olacak herhalde. O yeterli olur bana. İsterseniz hani öbür dersler de kayıtlı. Onlara da bakabilirsiniz. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi sen söyle Mehmet, ne istiyorsun? Yok, ben dedim ya, ödev versen daha mantıklı, o yüzden dedim. Tekrar ediyorum. Ya, ben kendi işime konsantre olup yapamıyorum. Millet burada ödev yapacağım. Ödev bu işte. Bu Bootstrap sayfalarını açıp, bu example'ları açıp nasıl yapıldığını anlamaya çalışmak. Bence nasıl yapıldığını, bence bir tane yapsınlar, ekran görüntüsü atsınlar. Zaten biz Ali Bey anlatırken yaptık birlikte çoğu yeri. Şöyle söylüyorum. Neden söylüyorum bunu biliyor musun? Israrla geçen hafta da aynısını söyledim. Çünkü şu var, eğer yapmazsanız birebir, kendiniz yapmazsanız, sadece izlemek değil, kendiniz yapmazsanız ve ona uğraşmazsanız üzerinde kesinlikle öğrenemiyorsunuz. Orası doğru. Yani
Kas hafızası diye bir şey var sonuçta. Bunu yapmanız gerekiyor ki problemin nerede çıktığını görün, eliniz alışsın, yazmaya alışın. Ama hani mecbur tutamam tabii ki. İsteyen şey yapar. Ama kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın ya. Yani onun faydasını göreceksiniz. Tamam. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Seni görmek için gelmiştim abi ben. Ne? Senin yüzünü görmek için gelmiştim. Teşekkür ederim Mehmet. Ama bu, burada bir şey merak ettim. İş konusunda nasıl gidiyor? Onun yeri burası değil. Dur bunu kapatalım, ondan sonra konuşalım. Okey.